Yani. Ordu Gülşen ile ilgili bir son dakika gelişmesi var. Konserinde imam hatiplere yönelik sözlerinden dolayı hakkında dava açılmıştı Gülşen. biliyorsunuz. 25 Ağustos 2022'de tutuklanmıştı biliyorsunuz. 25 Ağustos 2022'de tutuklanmıştı. Daha sonra tahliye edilmişti. Ünlü şarkıcı ile ilgili devam eden davada karar çıkmış. Gülşen 10 ay hapis cezasına çarptırılmış. Kararını açıklayan mahkeme hükmen açıklanmasını geri bırakmış. Evet. Evet. Bugün bekleniyordu. Beklenen Gülşeyim davasından nasıl bir sonuç çıkacağı. İki dakikada 10 sonuca bağlanmış. On aylık bir hapis cezası almış ama hükmün açıklanması ileri bir tarihe evet. bırakıldı. Evet. Eğer beş yıl içerisinde halka yine böyle galyana getirecek ve kışkırtacak bir açıklama yaparsa o zaman hapis cezası alacak. E Gülşen de konser takvimini oluştururken ki imzaları atmış zaten bu yaz yaklaşık e, deniliyor ki iddia ediliyor ki 4 milyon TL'lik e, kaç konser 25 30 konsere yanılmıyorsak imza atacak. E, zaten onları açıklamak için de bu kararın e, evet, sonuçlanmasını bekliyordu. bekliyordu. E, tabii her geçen yazda da damga vurmuştu kazandığı rakamla. 4 milyon hatta 4 milyonun üzerinde Daha diyorlar. Da üzerinde. Ee, bazı olaylar, bazı mevzular insanların kaşelerini de yükseltebiliyor. Tabii. Gülşen de böyle bir reklam, durum oldu. Reklam reklamdır iyi veya kötüsü diyorsunuz. Zeki Müren'in bir lafı vardı. Reklam evet. reklamdır diye. Reklam reklamdır dedin yani ve reklama üstüne... gidiyoruz. <laughs> <laughs> Reklamlar <laughs> konser şeyim var 99 depreminde de gitmiştim depremzedeler yararına hı hı. Chicago, New York, Washington oralara gitmiştim e, Dallas'a şimdi de e, Los Angeles'a gidiyorum ardından herhalde New York'a geçeceğim hı hı. E, yine depremzedeler yararına konserler var e, orada e, ayın 13'ünde Los Angeles'ta mutlaka bekliyorum. Benim zaten şeyimde de yazılı telefonumda. Senin Amerika Nerede? maceraların İngilizce konuşma özel falan şahane oluyor yani. Videolar size çekeceğim, <laughs> göndereceğim. Bekleyeceğiz. Eğer beni tekrar öbür eyaletlerde istiyorlar zaten Instagram'da benim telefonum var. Ulaşabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Hazır Amerika'ya gitmişken, gitmişken şöyle bir eyaletleri dolaş gel. Tabii tabii dolaşacağım. Miami istiyormuş zaten. New York istiyor. Vay. Direkt ama Los Angeles ayın 13'ündeki konserim evet. onu söylemek tamam. istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz geldiniz için. Teşekkür sizi ediyorum. Şarkıyla, veda, Şarkıyla edelim. veda edelim. Tamam. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça Hoşçakalın efendim. Buradan Sevim Aydın'a arkadaşımız <laughs>